Evet, bugünün konusu trigeminal nevralji. Trigeminal nevralji adı üstünde trigeminal sinirin bir hastalığı ve trigeminal sinir de beyinden çıkan sinirlerden bir tanesi. Trigeminal sinirin iki temel işlevi var. Bunlardan bir tanesi çiğneme kaslarımızı hareket ettirmesi, çiğnememize yardımcı olması. İkincisi de yüzümüzü hissetmemizi sağlaması. Yüzümüzü hissetmemizi sağlarken de 3 dal aracılığıyla trigeminal sinir bunu yapıyor. Üst dalı alın bölgemizi, orta dalı yanak bölgemizi, alt dalı da bu alt çene bölgesini hissetmemizi sağlıyor. Trigeminal nevralji dediğimiz hastalıkta bu trigeminal sinirin dallarından bir tanesinde ortaya çıkan ani, şiddetli, saniyeler süreli, genellikle dayanılmaz olarak tarif edilen ağrı ataklarından söz ediyoruz. Bu ağrılar genellikle trigeminal sinirin alt dalını daha çok tutar ve hastaların %90'ında da hep aynı tarafta ve tek taraflıdır ağrı. Ağrı saniyeler gibi çok kısa sürelidir ama o kadar şiddetlidir ki hastalar sürekli olsa bu ağrıya dayanılmaz ifadesini sıklıkla kullanırlar. Aslında trigeminal nevralji iyi huylu bir hastalıktır ve altta yatan bir sebep genellikle bulamayız. Ama yeni başladığı zaman ilk tanıyı koyarken birkaç hastalığı da dışlamak isteriz. Bunlardan bir tanesi en sık karışan aslında diş hastalıkları. Ama diş ağrısı genellikle daha çok zonklayıcı ve sürekli bir ağrı olur. Nevrajideki ağrı böyle çok kısa ataklarla gelen ve çok keskin, saplanıcı tipik bir ağrıya yol açar. Şüphede kaldığımız durumlarda diş hekimi arkadaşlarımızdan yardım istiyoruz. İkincisi, bazen bu trigeminal siniri beyinden çıktığı için beyinde bu sinire baskı yapan bir lezyon olabilir. Bunu dışlamak isteriz. Bunun için genellikle MR gibi görüntüleme tetkiklerini tercih ederiz. Bir başka olasılık da MS gibi bazı nörolojik hastalıklarda trigeminal siniri sever ve bu tür ağrılara sebep olabilir. Onu dışlamak için de yine MR ve benzeri görüntüleme tekniklerinden yararlanıyoruz. Bazı olgularda bu tetkikleri daha ön plana koyuyoruz. Örneğin eğer iki taraflıysa bulgular, ağrı atakları dışında hastanın başka şikayetleri varsa, çiğneme kaslarında güçsüzlük varsa veya muayenede herhangi başka bir anormal bulguya rastlarsak bu tetkikleri biraz daha hızlı yapmayı planlıyoruz. Ağrı çok şiddetlidir ve bazen hastalarda günde 50 kereye kadar tekrarlayabilir ama çok kısa sürelidir ve belli tetikleyicileri vardır genellikle. Örneğin tıraş olma, soğuk suyla yüz yıkama, konuşma, çiğneme, soğuk rüzgarla temas gibi bazı şeyler ağrıyı tetikleyebilir. İlaç tedavisi önce tercih ediliyor. Bazı epilepsi tedavisinde kullandığımız ilaçlar trigeminal nevralji ağrısında çok iyi sonuçlar veriyor. Çünkü bunlar sinirlerin birbiriyle konuşmasını, sinirin iletimini engelleyerek, sinir bir çeşit blokaj yaparak ağrının yayılımını engelliyor. Biz bu ilaçları çok düşük dozlarda kullanıyoruz ve genellikle de çok iyi sonuçlar alıyoruz. Eğer ağrıları bu şekilde kontrol edebilirsek zaten sorun kapanıyor. Ağrısız bir dönemden sonra da ilaçları azaltıp kesmeyi deniyoruz. Ama uzun süre, uzun yıllar ilaç kullanması gereken hastalarımız da oluyor. Bazı hastalarda ilaç tedavisinden hiçbir yanıt alamıyoruz ve bu durumda da birkaç farklı cerrahi seçenek var hastalarımıza uygulanabilecek olan. İlaç tedavisinden yanıt alamadığımız veya ilaç kullanamayan hastalarda bu tedavi seçeneklerini değerlendirmek üzere hastalarımızı beyin cerrahisi uzman arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Bugünlük de bu kadar. Geçmiş olsun.